Yazdım hocam ben gruba. Tamamdır arkadaşlar, alırsan. Arkadaşlar, ne demiştik? Yüksekte çalışma, yine de bizim personel emniyetimiz için tehlikeli bir çalışmaydı, tehlikeli bir çalışma yeriydi. Aynı şekilde yine de bir kapalı alanlarımızdı. Bu kapalı alanlarda çalışırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekli emniyet önlemlerini, gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Yüksekte çalışma için doldurduğumuz form neydi arkadaşlar? Nasıl Umut? Çok derinden geliyor sesin. Abi çok uzaktan geliyor. Hocam working bir şeydi ama. Working evet. Alof mu? Aynen. Aynı şekilde kapalı alanlarda çalışmak için de diyelim, böyle kalsın. Bunun içinde, kapalı alanlar içinde kullandığımız bir form var. O da Enclosed Space formu arkadaşlar. Kapalı alanlara girmeden önce bu formu doldurup gerekli önlemlerin alındığını yazılı olarak bildirip izin formumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Kapalı alanlarda dediğim gibi bir sürü özellikle makine gazında daha fazla olmak üzere bir sürü kapalı alan mevcut. Bunlara girerken de dikkatli olmak, gerekli ölçümlerin yapılıp girilmesi gibi tedbir almamız gerekiyor. Şimdi bunları detaylıca, bunlara detaylıca değinelim. Bunu da zaten şey yaptıktan sonra sınav konularımız bu kadar olacak arkadaşlar. Bundan sonrası zaten haftaya çarşamba haftaya bir sınavımız olacak. Sınavda bunlardan da girip bunlara çok fazla gelmez dedim burada. 2 soru 3 soru eklerim şöyle 40 sorunun içine. O da nadir herhalde de o bizde öyle bir şans var ki bize gelir hocam yani. Gelirse ne gelecek? Gelecekler belli de Okan keşke gelse dersin. Buradan böyle hemen yakın olurdu. Gemide bazı yerler insanların girişine imkan veren ancak normal kullanım olarak isimde bulunmasını gerektirmeyen bir amaçla yapılmıştır. Bu tip yerler devamlı kapalı tutulmadan İnsan hayat açısından tehlike yaratan ortamı oluşturur. Bu nedenle girişlerinde belirli güvenlik yöntemleri uygulanır. Kapalı alanlar nerelermiş arkadaşlar bakalım. Tanklar, tatlı su tankları, balast tankları, akaryakıt tankları, yağ tankları, atık su, rayon tankları, atık petrol ürünü veya petrol ürünü karışık su tankları, yük alanları, dökme sıvı yük tankları, dökme veya kırık ambar yükleme yapımcı ambarlar, zincirlik, koferdam, dak, kiyo. Koferdam neymiş arkadaşlar? Bu önemli. Çok karşılaştık bir makine dairesinde özellikle. Makine dairesiyle ambarlar, ambarlar ve baş büyükten karısında yangın geçirmez, ara bölme. Biz gemilerde arkadaşlar özellikle sıcak ya da soğuk birbirine temas etmesini istemediğimiz yerler
yanına gelmesini istemeyiz. Bu sebeple araya böyle boş tanklar, koferdam dediğimiz boş tanklar konuluyor arkadaşlar. Buna işte koferdam denir. Duck Keel'da makine dairesinde, ben hiç böyle bir gemide çalışmadım. Makine dairesinde baş kasaraya kadar ambar altından gidişi sağlayan geçit. Böyle gemiler duydum ama ben hiç arkadaşlar görmedim arkadaşlar. O yüzden örnekleri fotoğraf gösterebilirim size. Bir şey mi diyeceğim Doğukan? Yok hocam, bir şey demedim, kapatıyorum. Ah, tamam. Koper'dan ve Duck Keel'de anladık. Gördüğünüz burada bir balast tankı var arkadaşlar. Üstünde perdeler var gördüğünüz gibi. Bu bir kapalı alan. Bu tip yerlere, bu tip kapalı yerlere gerekli tedbirler alınmadan girilirse uygun olmayan atmosferden, dolaşma engellerinden, kapalı kalmadan dolayı kazalar olabilir ve zamanında yetiştirilememesi durumlarda kazalar ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar. Kapalı alan atmosferinden kaynaklanabilecek kazalara gelelim. Kapalı alanın yapımında kullanılan veya kapalı alandaki malzemenin oksitlenmesi, yani paslanma, oksijen yetersizliğinden boğulmaya neden olabilir. Böyle boğulan birinin de böyle hani ambarda birini gördünüz böyle boğulmuş oksijen yetersizliği. Siz de inip girerseniz öyle oksijen tüksüz, siz de gidersiniz arkadaşlar. Hani arkadaşım orada hemen almam lazım diye giderseniz oradan Allah göstermesin çok daha şeyler olur. O sebeple ki bilinç, her zaman bilinçli olmakta fayda var. Kapalı alandaki sebze, hububat, meyve gibi organik maddelerin çürümesi, yanıcı patlayıcı ve zehirci gazların oluşumundan neden olur. Kapalı alandaki yangın söndürme sistemi kendisinden veya borulardan sızan karbondioksit gazı boğulmaya neden olur. Yangın nedeniyle kapalı alanda olan duman boğulmalara neden olur. Kapalı alanda yapılan kaynak nedeniyle içeriye dolan duman ve ortamdaki oksijenin tükenmesi boğulmalara neden olur. İçindeki zararlı, tahriş edici veya zehirleyici toksik gazlar nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir. Bunların kaynağı kapalı alandaki büyük veya malzemeler, cihazlar veya devreler, bitişik bölmelerden kaçaklar olabiliyor arkadaşlar. İçindeki parlayıcı veya patlayıcı hidrokarbon gazlar nedeniyle cana ve mala karşı tehlike oluşturabilir. Bunların kaynağı kapalı alanın petrol ürünlerine ait bir tank olması ve tankın çeperlerindeki petrol ürün bulaşıkları, içerideki yük ve malzemelerine kaynaklanan gaz sızıntıları, içeride kullanılan çözücü, emici sıvılar, boyalar ve vernikler olabilir arkadaşlar. Bazı şeylerde de tuzlar ekersenlerde böyle bazen patlama haberleri duymuşsunuzdur haberlerde. Var mı öyle duyan arkadaşlar? Hocam benim enişten başından geçen olayı anlattı da. Nasılmış? Anlat bakalım Fatih. Nedir onlar? Dökümdeydi eniştem. Aha. Herhalde üstüne şey döktükleri malzemenin üstüne su mu ne dökülmüş herhalde. Aha. O da büyük bir patlama yapmış. Yani tamamen duvarı eritmiş yani o patlayan madde. Doğrudur Fatih. Artık nasıl olduysa ben de bilmiyorum da eniştem böyle anlatmıştı. Doğru, bahsedeceğim daha çok şey yani kapalı alanda biriken gazlara, patlayıcı parlayıcı gazlara ölçüm yapmadan kaynak gibi sıcak işlem uygularsanız bu patlayabilir. Tuzları tersanelerde genellikle böyle kazalar sık sık meydana geliyor. Bu sebeple ki artık iş güvenliği uzmanları da bunlara çok kafa yorduklarından bütün iş yapmadan önce hep iş güvenliği uzmanına sorup onların onayını aldıktan sonra eğer güvenliyse işe başlıyorsunuz artık tersanelerde arkadaşlar. Kapalı alanda birikmiş gazlardan patlamalar tersanede, gemide olabiliyor. Tabii bunları önlemek, tedbir almak mümkün her zaman. Dediğim gibi işi aceleye getirip bir önce bitirip rahatlayın dememek lazım. Sonuçta o 5 dakikalık bir size kazanacağınız süre ömür boyu hayatınıza mal verebilecek sonuçlar doğurabilir. O sebeple ki iş geç olsun ama her zaman güvenli olsun arkadaşlar.
Kapalı alanlar insanların dolaşacağı yerler olmadığından bu tip yerlerde birçok takılmaya ve çarpmaya sebep olabilecek engel bulunur. Aynı şekilde kapalı alan olmasa da makine dersi düzlemindeki bazı yerlerde bu tip engelleri sahiptir. Buralara gelildiğinde veya buralardan geçişlerde engellere dikkat edilmeli, kazalar önlenmelidir. Yapısal engeller, bunları gemi elemanları dersini, gemi elemanları dersiniz var mıydı sizin arkadaşlar? Hocam. Var mı? Yok hocam. O zaman ikinci sınıfta var. Orada böyle posta, bracket, bu tarz şeylerin hepsinin anlamlarını göreceksiniz. Yapısal engeller, posta, bracket, boru, alçak kaporta, yüksek eşik, alçak aydınlatma blokları, güvenliğe alınmamış açıklıklar, kırılmış verdiren basamakları ve vardiveleler olabilir. Kaygan zemin olabilir. Bilinen zemin kapalı kullanımına durumuna göre su, çamur, yağ, yakıt gibi malzemelerle kaygan olabilir zemin. Düzensiz malzeme, içeride dağınık vaziyette duran yük veya malzeme, önceki gelişlerde ortaya bırakılan nesneler sizin kapalı alanda karşınıza çıkabilecek engellerden olabilir arkadaşlar. Bu tip engellerden dolayı kazaların olmaması için yeterli ve uygun aydınlatma sağlanır. Kırık merdivenler ve vardevelalar onarılır. Açıklıklar güvenliğe alınır. Yerine göre takılma veya çarpma engelleri açık renkli boya ile boyanır veya yansıcı bantlarla dikkat çeker hale getirilir. Dağınık malzemeler toplanır ve bulunmaları gereken yerlere götürülür. Kapalı kalma kazaları. İçeride kapalı kalma kazalarına zamanında müdahale edilemezse uygun olmayan atmosfer veya su basması gibi nedenlerle kazalar ölümle sonuçlanmaktadır. Bu tip kazaları önlemek için kapalı alanlara izinsiz, bilgisiz ve yardımcısız giriş yapılmaz. Girişler işaretlenir arkadaşlar. Geminin birinde de hani duyduk ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gemide kazanlar var arkadaşlar. Suyu buharlaştırdığımız. Bu suyu buharlaştırıp steam elde ediyoruz ve bu steamle yakıt tankları, gerekli separatörler, bunları ısıtıyoruz arkadaşlar. Isıtmamız gereken malzemeler var gemide, sizin de bildiğiniz gibi. Bu kazanlar da bazen kirleniyor. Belli periyotlarda bu kazanların borularının temizlenmesi, yıkanması gerekiyor. Geminin birinde rivayete göre işte yıkama işlemi falan yapılmış. Stajyer ya da üçüncü mühendis sanırım kazanın içinde unutmuşlar. Üstüne kapatmışlar kazanı. Sonra ne yapmışlar? Kazanda yakınca, yani bu rivayet mi gerçek mi bilmiyorum ama öyle haberler çok okudum. Bu sebeple ki izinsiz, bilgisiz ve yardımcısız giriş yapılmaz. Yani tek başımıza iş yapmayacağız arkadaşlar. İş yapıyorsak da herkesin haberi olacak. Zaten gemilerde de sabahtan bir küçük böyle bir toplantı yapılır. Herkes kimin nerede çalıştığı herkes tarafından bilinir arkadaşlar. Ve ne olmuş? Girişler işaretlenir. Aynı zamanda panodan çalışılan yerin elektriği tamamen kesilir ve o panoya da burada çalışma var gibi ibareler asılır ki başka birisi gelip onun elektriğini tekrar açmasın. Yani burada bir nevi iletişim de işin içine giriyor arkadaşlar. Herkesin makineler, özellikle makineler arasındaki herkesin birbirinden haberli olması gerekiyor arkadaşlar. Bu tip kazaların, özellikle ölümle sonuçlanacak kazaların önüne geçebilmek için arkadaşlar. Gelelim kapalı alanlara girişte alınan tedbirler. Kapalı alanlara girişte kuralları katı bir şekilde uyulur. Kaptan ve bölüm abilerinin gerekli iş izinleri alınır. İş planlaması ekip elemanları arasında görevlendirme yapılır. İş tek kişiyle değil, en az iki kişi içeride, bir kişi dışarıda olacak şekilde bir ekiple yapılır. Bu önemli arkadaşlar. Görevli kişiler aşırı güven veya safsaklamaya karşı uyarılır. Yeterli havalandırma yapılır ve havalandırmanın yeterliliği uygun cihazlarıyla test edilir. Hani ben yeter havalandırma yaptım, bu havalandırmıştır demek yetmiyor arkadaşlar. Oradan ki oksijen oranının ölçülmesi gerekiyor. Bize yeterli oksijenin olup olmadığı için.
neymiş? %21 oranında oksijen bulunmalıdır. İçeride gidecek ortamda. Parlayıcı ve patlayıcı gazlarda karışım oranı tehlike limitinin altında olmalıdır. Toksik gazlarda oran TLV oranının altında kalmalıdır. Bu her toksik gaz için bu farklı bir oran var arkadaşlar. Onu zaten bu ne demiştim? Diğeri girişte böyle kapalı yerlere girerken oksijen ölçülür. Ve giren kişilere de arkadaşlar portatif böyle tulumunuza atabileceğiniz havadaki gazların miktarını ölçen bir cihaz var arkadaşlar. Genelde sarı renk olur bu. Onlardan da alırsınız. Her zaman oksijen miktarını ölçemezsiniz. Fakat oradaki o portatif cihaz size oksijen miktarı düştüğü zaman buradan çıkın diye uyarır arkadaşlar. Bunları almakta her zaman fayda var. Kapalı alanlara girdiğimiz takdirde. Uygun teçhizat kuşanılır. Koruyucu giysiler giyilir. Acil kaçış solunum cihazı alınır. Acil kaçış solunum cihazı EEBD'dir arkadaşlar. EEBD. Yazalım şuraya aklınıza bulunsun. Bunun açılımı da kapalı alanlara girerken bunları yanımızda alırsak acil bir durumda sizi hemen bu 10-15 dakika yetecek kadar bir oksijen verir. Oradan kaçmamızı sağlayacak kadar vücudumuzun oksijensiz kalmasını engeller arkadaşlar. Bele kılavuz halatı takılır. Onaylı kılavuz yapmayan her temeli ve kontrol çekici alınır. Telsiz alınır en önemlisi. İletişimi sağlamak açısından. Tuna bir şey mi diyeceksin? Yanlışlıkla açtım hocam. Tamamdır. Giriş yapan kişi fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmalıdır. Giriş yapan kişi girişte tedbirleri kişisel olarak denetler. Giriş yapan kişi baş dönmesi, soluk alamama gibi durumlar dışarıya hemen haber verir ve yardım ister. Yardımın zamanı yetişmemiş durumda sırasıyla bayılma, hafıza kaybı, zihinsel kararsızlık, felç, koma ve ölümü getirir arkadaşlar. Kapalı yerdeki iş bitiminden sonra içerisi gerekli şekilde temizlenmiş ve toplanmış olarak bırakılır. Gelelim şimdi kapalı alanda kullanacağımız malzemelere. Kapalı alana giden personel, kask, zaten standart artık arkadaşlar. Baret, baretsiz bir yere gitmiyor. İş elbisesi sizi zaten makine dairesinde, yani iş zamanında, eğer siz istirahatli değilseniz, gemilerde iş zamanında tulumsuz kimseyi zaten göremezsiniz arkadaşlar. Hani yemek 12-1 arası yemek saatini saymıyorum. İş elbisesi ve eldiveni, iş ayakkabısı zaten bu safety shoes standart arkadaşlar artık. Bundan iş elbisesi, kask ve safety shoes standart arkadaşlar. Bu kendi iş kıyafetiniz gibi çalışırken bunları sürekli giyeceksiniz. Gerekli koruyucu giysilerini kuşanır. Bunun yanı sıra aşağıdaki malzemeleri de yanına alır. Neler var şunlara bakın. Kılavuz alat. Kapalı alana girenin emniyet kemerine takılan, giren kişinin işaret göndermede veya içeri giren kişiye ulaşmada kılavuzu gelen çelik alat. Neymiş, kılavuzu altını bağlıyormuşuz. Bir ucu da diğer tarafta oluyormuş. Genelde yangınlarda da kullanılıyor arkadaşlar bu. Yangın elbisesini giyen kişiler bu kılavuz alatıyla dışarıdaki kişiye işaret verir. Çünkü yangın elbisesi bütün vücudu sardığı için konuşsa da bağırsa da duyamazsınız. O sebeple bu halat bize kılavuzluk eder. Kişi onu çektikçe onun işaretleri var. İki çekiş, beni dışarı yal, üç çekiş gibi farklı şeyler var. Tam şimdi onları hatırlayamıyorum ben de. Bu kılavuz halatı da iletişim için kullandığımız bir halat. Genelde yangınlarda kullanırız fakat telsizin olmadığı gibi durumlarda kapalı alana girdiğimiz zamanlarda da bu kılavuz halatını kullanabiliriz arkadaşlar. Onaylı kılavuzunu çıkartmayan el feneri. Kapalı alana giren kişinin önünü aydınlatan, açılıp kapanmasında veya çalışması sırasında
bir patlamaya sebep olabilecek kıvılcım çıkartmayan el feneridir. Bunlar arkadaşlar sertifikalıdır zaten bu el fenerleri. Gemilerde de bulunur. Maksadı neymiş? Kıvılcım çalışması sırasında ya da açılıp kapanırken kıvılcım çıkartmaması sayesinde olası patlamanın da önüne geçiren bir yapıya sahipmiş arkadaşlar. Kıvılcım çıkartmayan kontrol çekici. Saç kontrolünde kullanılan ortamdaki hidrokarbonlarda alevlenmeyi engellemek için kıvılcım çıkartmayan sarı malzemeden yapılan çekiçtir. Yine bunda da kıvılcım çıkartmamasının nedeni ne arkadaşlar? Patlatmaya oradaki gazlardan meydana gelecek. Yani bir kıvılcımla patlayabilecek gazların olabileceğini düşünerek kullandığımız bu kontrol çekici, sarı malzemeden yapılmış olan kontrol çekici ne yapıyor? Bu kıvılcımı kontrol edeceğimiz yerde kıvılcım çıkartmayarak olası patlamanın önüne geçerek kapalı alanda çalışan herkesi korumuş oluyor arkadaşlar. El telsizi. Telsizine ne diyorduk arkadaşlar? VHF hocam. Aynen VHF. Yani gemide bana VHF'i getir diye birisi size derse bilin ki sizden telsiz istiyordur arkadaşlar. Gemi içerisinde manevralarda, onarımlarda ve testlerde kullanılan bildiğimiz telsiz arkadaşlar. Bunu da yine özellikle kapalı alanlarda iletişim kurmak açısından önemli kullanmamız gereken ekipmanlardan birisi. Yine şunu oku şuraya getirelim. Acil kaçış solunum cihazı. Gemilerde acil durumlarda kullanılan kısa süreli hava sağlayan solunum cihazlarıdır. Dediğim gibi 5-10 dakikalık size oksijen verir. Bu 5-10 dakikalık 10-15 dakikalık oksijen verir. Bu 10-15 dakikalık oksijenin amacı sizin oradan sağ salim bir şekilde ayrılabilmeniz içindir. Ayrılıp güvenli bir bölgeye gitmeniz yetecek kadar içinde oksijen vardır arkadaşlar. Arkadaşlar bu şeyden bu PDF'i de ben bu 6. haftadayız değil mi? 6. haftanın PDF'ini de bugün yarın atarım ben. Ona da bir bakarsanız şöyle. Dediğim gibi bundan çok fazla soru gelmez. Daha çok ilk 5 haftada istediğimiz can salı, can filikası gibi yerlerden sorular gelecek. Şu anlık vize haftası ders işlenecek mi bilmiyorum. Sizin peki pazartesi öğleden sonra bir de sınavınız var mı? Ne zaman hocam? Hocam pazartesi gündüz matematik var. Öğleden sonra sınav yok diye biliyorum. Yani ders saati sınavınız var mı diye şey yaptım. Yok hocam yok. 5 ile 7 arası İngilizce var herhalde. Siz yok, yok. Olmadınız değil mi daha? Evet. Hocam 5'i, ayın 5'i pazartesi oluyor. Orada da gündüz var zaten. Siz dersinize gelen yok. Tamam. Yani dersimizi işleyebileceğiz. Aynen hocam. Aynen aynen. Pardon. Cuma günüydü. Peki bu tarih aynen. İngilizce edebiyat mıydı? Türk dili miydi? Türk dili edebiyat hocam. Onların sınavlarını oldunuz mu? Hocam yarın olacağız, hocam. Yarın başlıyor hocam. İngilizce, inkılap, edebiyat 5-5'e. 1'i 2'si 3'ü. Ha, vize haftasında onlarda işiniz olmayacak yani. Yok, aynen hocam. Arada çıkıyor hocam onlarda. İyi bari. Onların önce olması bari sizin için avantaj. Yani hocam. Dediğim gibi daha çok ilk 5 haftadaki o can salı, can filikası konularına çalışırsınız arkadaşlar. Bu da buna da çalışın. Burada da çalıştığımız yerleri biliyorsunuz. Ben ona uygun şekilde bunu keseceğim bu PDF'i. PowerPoint'e çevirip koyacağım. Sadece işlediğimiz yerler kalacak. Oradan da bunlara çalışırsınız arkadaşlar. Sadece PDF'e bakarak şey yapmayın. Eski videoları da izleyin de. Ben bazen çünkü soruları onları izleyerek hazırlıyorum. Bu çıkabilir. Bununla dikkat edin dediğim yerlere iyice bakın. Böyle bakalım. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Biliyorum.
Tamamdır. Ben 3 dakika daha tutmam lazım videoyu. 30 dakika şey yapmamız gerekiyor ya. Yeni konuya geçmek istemiyorum açıkçası sınav öncesinde sizde daha fazla şey yapmamak için. Böyle bakalım. İnşallah arkadaşlar bir sıkıntı şey yapmadan şey yaparsınız. Hafta sonu da dediğim gibi ödev konularınızı belirlerim ben. Sisteme yüklerim. Oradan da herkes ödev konusunu şey yapar. Hocam süreyi uzun tutar, tutacak mısınız? Onun bir şeyini daha tam bilmiyorum Doğukan. Ne zaman en son testim tarihini. Onu öğrenirim pazartesi günü. Pazartesi yüklerim olmadı ödev şeylerine. Nasıl uygun görürsünüz hocam? Bir konuları yazayım da önce. Hocam dersimiz bitti mi? Bitti bitti ders arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Tamam, banka gideceğim hocam. Kusura bakmayın. Tamam tamam. Önemli değil. Hadi. İyi günler hocam. Görüşürüz. İyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya pazartesi görüşürüz. Siz hocam kapatıyor musunuz? İyi ki 3 dakika daha durmam lazım Doğukan. Ondan sonra kapatacağım. Tamam, hocam forma satışları nasıl gidiyor? İyi Umut. Güzel. Nereden buluyorsunuz peki hocam formaları? Forma benim Instagram hesabım var ya. Oradan bana yazıyor millet. Onlardan buluyorum ya. Hocam ben de Fenerbahçeli böyle nostalji formaları arıyorum da. Ama nostaljiler çok pahalı oluyor işte. Ne kadar mesela hocam tahmini? Formaya göre kimin giydiğine göre değişir. He, anladım. Sen kaç tane? Siz orijinal mi alıyorsunuz hocam? Ben sporcunun kendi giydiklerini alıp koleksiyonuma koyuyorum. Anladım. Bilirseniz bunu yapalım. Galatasaray'dan kim var elinizde? Nasıl Doğukan? Galatasaray'dan elinizde olan var mı? Galatasaray mı? Efendim? Galatasaray mı dedin? Evet hocam, Galatasaray'da elinizde olan var mı? Nostalji formu. Renk bizi bozar. Biz renk şey yapmıyoruz. Hocam hadi bu bakayım. Bu Beşiktaşlılar hep böyle diyor. Neden böyle? Ya. Umut çok fazla kaşınmaya başlıyorsun sen ha. Hocam renkli takım tutulmaz. Umut falan. Keliği geçme kardeş. Keliği geçme bak. Neyse sezon sonunda hocam. Şaka bir yana bütün takımlar şeysin. Ha, bir takım tutulduğunda bu an Galatasaray'la ama dayılar beni Beşiktaşlı yapmış. Vallahi hocam benim babam da Galatasaray, ben de Fenerbahçeliyim. Evet. Nasıl bir benim şey? Benim babam da Beşiktaşlı, ben de Fenerbahçeliyim. Vallahi biz ayrıca Beşiktaşlıyız işte. Hocam Allah'tan benim babam öyle takım tutmuyor. Sadece Samsunspor'u tutuyor, yoksa yener de gelir. Samsunspor'da bir çıksa bayrı da Doğukan. Hocam Alaplı'nın da futbol takımı varmış. Mavi şeytanlar diye. Vallahi açıkladım ya. Alaplı'nın da spor. Yok, kırmızı şeytanlar. Bilmiyorum, kırmızı şeytanlar mıydı, mavi şeytanlar mıydı? Ha. Adamın biri çevirdi bizi, destekle kardeşim tamam mı demişti bana hocam ilk kayıta gittiğimde. Belediyenin takımı olmuş bu. Aynen, Alaplı Belediye Spor gençler. Maçlarına gittim birkaç kere ya. İyi hocam, ben buradaki lisansı oraya vereyim o zaman. Takılırım ben. Futbolcu musun Doğukan? Aynen hocam. E, gel burada oynarsın ya. Hocam veririm, oraya takılırım orada bakalım. İyi bakalım gençler, hadi. Görüşürüz. Hocam bu top oynamayı bilmiyor ya. Bunu bırakın hocam. Boş hocam. Okul olarak bizim okul ilçede ikinci yaptım, hala konuşuyor utanma. Gittiler, yenildiler, geldiler. O kadar tezahürat yaptık bile. Ya boş yapma. İkinci olduk. Daha ne istiyor? Daha ne yapalım olmadı. Hadi görüşürüz hocam. Evet, sustuk. Hadi görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.